Merhaba, ben Mahmut Dalan. Bugün Profesör Doktor Mustafa Çolak'la birlikteyiz. Söz konusu ettiğimiz şey dün, bugün ve yarın İttihat ve Terakki. Bu konuyu seçtik çünkü yeni zamanlarda gençler arasında da çok yaygınlaşan bir İttihatçılık ya da İttihatçılık karşıtlığı var. Bu konuyla ilgili derinlemesine çalışmalar yapan Mustafa Hocam'ı misafir etmek istedik. Hocam da sağ olsun kabul etti. Profesör Doktor Mustafa Çolak, size kısaca tanıtayım, ondan sonra başlayalım. Mustafa Çolak, Samsun Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Yayımlanmış kitaplarından bazıları şunlar, eserlerinden bazıları: Komitenin Ruhu Talat Paşa, Komitenin Kahramanı Enver Paşa, Komitenin Modernisti Cemal Paşa yayımlanma aşamasında çalışması devam ediyor. Türk-Alman ilişkileri, Almanya'nın Kafkasya politikası üzerine bu isimlerle kitapları var. Aynı zamanda İttihat ve Terakki üzerine, Ermeni meseleleri üzerine bilimsel çalışmaları mevcut. İlginç bir bilgi, 7 yıl Berlin'de kalıyor ve bu çalışmaları yaparken Almanca kaynaklardan, Almanya'daki kaynaklardan faydalanıyor. Farkı ve özelliği bu, sadece bizim bakışımızdan faydalanarak değil, Almanya'daki eserlerden de faydalanarak bunları oluşturmuş. 7 yıl Berlin'de doktora tezini yazarken Almanya'nın Kafkasya politikası üzerine olan kitabının da çalışmanın da başlangıç hali. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mahmut Hocam. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederiz. Bugün çok ilgi çekici bir konu tarihle ilgilenenler için. İttihat ve Terakki kimine göre böyle bir iltifat, yani birisine işte İttihatçı gibisin dersen, adam Evet. eğer o taraflar gibi düşünüyorsa bir iltifat gibi çok onur duydum der. Kimine de iddiatçı gibi konuştun deyince hakaret etmiş gibi geliyor. Böyle tarihe biraz bakışımızdaki herhalde sorunlu kısım bu olsa gerek. Yani herkes kendi meşrebince tarihi değerlendirmeye çalışabiliyor. Sanırım siz anakronizm diyorsunuz, değil mi bu Evet. hataya? Evet. Hocam ben başlangıç için size sözü bırakayım, ondan sonra zaten derinleşiriz. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim Mahmut Hocam. Şeyi belirtmeniz güzel oldu. Almanya'da kaldığımızı ve Alman arşiv kaynaklarına göre çalıştığımı. Hakikaten benim tüm eserlerim, sıralanmış olduğumuz kitaplar veya diğer bilimsel çalışmaların çoğu Alman Dışişleri Bakanlığı arşivi ve Alman Bundesarchiv dediğimiz eyalet arşivlerinde toplanmış bilgilerden mürekkep. Şimdi tabii Alman arşivi deyince biraz orada durmak lazım. Özellikle İttihat ve Terakki döneminde bizim en sıkı dostlarımızdan biri Almanya. Hatta bizdeki bir tarihçinin güzel bir sözü var. Yani 20. yüzyıl başlarında Rus ve Alman tarihini bilmezseniz Osmanlı tarihi de çok eksik kalır der. Hakikaten de öyle. Dünya kadar belge var Alman arşivinde. Gerek Dışişleri Bakanlığı arşivinde, gerek diğer arşivde. Sadece İttihat Terakki ile ilgili değil. Her şeyimizle ilgili. Yani Konya'daki sulama kanallarından tutun da ne bileyim Urfa'ya bir üniversite kurulmasına kadar İttihat Terakki'den tutun da o dönemin yönetici kadrolarına ait ayrı defterler mesela. Personel listeleri diye adı altında. Ve bunların büyük bir kısmı çalışılmamış. Ha, bunun önemi ne? Oradan baktığınızda farklı görünüyor. Dolayısıyla bugün söylediklerim biraz farklı gelirse kıymetli dinleyicilerime bilin ki bu kaynaklardan, benim çalıştığım kaynaklardan, benim tarihi bilgiyi ürettiğim kaynaklarla ilgili bir durumdur. Onu zaten siz de belirttiniz. Diğer bir konu, İttihat Terakki hakkında konuşmak da çok zor. Neden zor? Yani biz toplum olarak duygusal insanlarız. Türkler duygusaldır. Duygusal olduğumuz için de hep uçlarda yaşarız. İfrat tefrit dediğimiz Osmanlıca deyimiyle. Ve bu uçlarda yaşama İttihat Terakki'ye de yansıyor. Siz de belirttiniz onu. İttihat Terakki'yi anlamak yerine veya İttihatçıları anlamak yerine ya İttihatçı düşmanı oluyoruz, ya iddiatçı feni oluyoruz. Yani deyim yerindeyse İttihat ve Terakki konusunda ya sev ya terk et kodundayız.
Halbuki özellikle benim tarih anlayışım, özellikle benim eserlerimde, konuşmalarımda, kitaplarımda, bilimsel makalelerimde vurgulamak istediğim şey, tarih anlamak için vardır. Tarih, bir, geçmişi anlamak, iki, geçmişi anladıktan sonra günümüzü anlamak. Zaten geçmişi bilmezsen günümüzü anlayamazsınız. İki, üç, geçmişi anladık, günümüzü anladık. Gelecekle ilgili öngörüde bulunmak. Tarih bunun için var. Bu üç şey için var. Dolayısıyla tarih yargılamak için yok. Yani benim tarihçilik anlayışında hain, kahraman, vatanperver, işte mübarek, ne bileyim, veli gibi kavramlar yok. Benim tarihçilik anlayışımda bir mahkemede şahit olmak. Olaylar olmuş, bitmiş, geçmişe ait olaylar. Bir şahit olarak bu olayları tasvir etmek. O olaylar nasıl oldu anlamaya çalışmak. Yani bu mahkemenin hakimi değilim, mahkemenin hakimi değilim, savcısı değilim. Avukatı hiç değilim kimsenin. Yani ne Enver'in avukatıyım, ne Talat'ın avukatıyım. Sadece neydi bunlar, ne yapmaya çalıştılar, onları anlamaya çalışmak. Yani ben bu cephede bakıyorum tarihe. Bu buradaki fanatizmin sebebi, yani işte kimine iltifat, kimine hakaret gibi geliyor dedik ya iddiatçı deyince. Bu fanatizmin sebebi acaba bu karakterlerin de hızlı akan kanı olabilir mi? Şimdi ben de mesela bunların hayatına baktığımız zaman, şimdi fikirleri ne olursa olsun, ya adamların yaşadıktan sonra, işte güçten de düştükten sonra, tırnak içinde güçten de düştükten sonra hala inandıkları şeylerle işte hayatlarının sonları belli filan. Ya ben de elimde değil yani, bir vay be ne adammış filan diyorum bunun kim olduğuna bakmaksızın. Acaba biraz da karakterlerinden de ötürü olabilir mi bu fanatizm? Tabii yani şöyle diyelim. Bu adamlar derken Talat, Enver, Cemal, Bahattin Şakir, Cemal Azmi, bunlar işte İttihat ve Terakki'nin merkezi umumi üyeleri, daha farklı diğerler de var. Gerçek hayatları romanlara taş çıkarır. Yani gerçek hayatları. Ancak bu romanlarda olur dersiniz. Böyle bir akışları var. Fakat bu hayatların akışı bizim bakış açımızı o kadar etkilememeli. Özellikle bilimsel anlamda tarihe bakanlar. Ben daha çok problemi onların yaşayışlarından değil, yani geçmişteki yaşantılarla ilgili değil, problemi Türkiye'deki tarih anlayışında arıyorum. Öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizde tarih hala bilimsel rüştünü ispatlamış bir alan değil. Yani bir menkıbe alanı gibi değil mi? Menkıbe alanı gibi. Tabii yani şey gibi, sevmek veya sevmemek alanı, yani duygularla ifade ettiğimiz bir alan. Yani düşünebiliyor musunuz, bir matematikçi şöyle bir şey diyebilir mi? Ben üçgeni severim ama daireyi sevmem. Veya ben çarpım tablosunu severim ama siz söyleyin, hipotenüsü sevmem. Yani matematikin malzemesi bunlar değil mi? Yani matematiğin malzemesi çarpım tablosudur, sayılardır, işte geometridir falandır. Şimdi bir matematikçi ben geometriyi seviyorum ama çarpım tablosunu sevmiyorum diyemez. Ama tarih için bunu pekala diyoruz. Ben Abdülhamid'i çok severim ama Atatürk'ü sevmem diyebiliyoruz. Halbuki tarihin malzemesi bunlar. Yani tarihin laboratuvarı bunlar. Tek yani, başlarına da oluşmamışlar. Yani bir sürü sebep var, arkadaşları var, işte bir sosyal hayat akıyor, tarihi sebepler var değil mi? Yani biz sanki böyle tek başına karakterlermiş, hiç dönemleri yokmuş, işte onların ortamları yokmuş filan gibi davranıyoruz. Özellikle bilimsel tarih açısında 3 tane faktör çok önemlidir. Zaman, mekan ve dönem. Yani şimdi zamandan münezzeh, mekandan münezzeh çıkarttığınız zaman, aldığınız zaman insanları, sanki Abdülhamit günümüzde yaşıyor veya Mustafa Kemal günümüzde yaşıyor gibi algılarsanız, işte ta anakronizminin dibini yapmışsınız demektir. Hocam şöyle yapsak, bu arada başka bir konu demek ki konuşmamız gerekiyor bizim, bu tarihe, işte tarihe bakışıyla. Metodolojiden şimdi konuya doğru şöyle gelsek nasıl bir şey olur sizce? Desek ki
bir bilim insanı olarak değil de Talat Paşa, Enver Paşa ya da İttihatçılar gözünden İttihat ve Terakki'yi tanımlarsanız nasıl bir şey çıkar? Vallahi bu soruyu Talat Paşa'ya soruyorlar. 1917 İttihat Terakki nasıl bir şey? İttihat Terakki nedir paşam diyorlar. Ne olduğunu bilmiyorum ama yönetmesi çok zor diyor. Yani bunu İttihatçıların liderlerinden ve en önemli liderlerinden biri diyor. Talat Paşa diyor. Yani İttihat Terakki'yi onların gözünde tanımlamak hakikaten zor. Ama ben kendi çalışmalarımdan veya kendi bulgularımdan yola çıkarak tanımlamaya çalışayım. Bir kere çok liderli bir yapı. Yani İttihat Terakki dediğinizde askeri kanadı var, sivil kanadı var, işte teşkilat-ı mahsusa kısmı var, gizli kalmış kısmı var ve bunların hepsinin birer liderleri var. Yani otokratik bir yapı değil, tek kişiye bağlı. Hani genelde İttihat Terakki'yi de bir siyasi parti gibi düşünürseniz bir siyasi partinin genel başkanı olur. Ama İttihat Terakki öyle bir şey değil. Genel başkanı olan bir şey değil. Tabii ki genel sekreteri var. İşte en son Şükrü Bileda'ydı. Ama liderleri var. Merkezi umumisi var. Bir kere bunu bilelim. En önemli kararlar, en önemli şeyin olduğu yer. Merkezi umuminin üyeleri de dönem dönem değişiyor. İşte bu saydığımız isimler. Talat, Enver, Cemal Azmi, Bahattin Şakir, Ziya Gökalp, Kuşçubaşı Eşref bir dönem. Bunlar merkezi umumi üyeleri. Merkezi umumi resmiyette olan bir şey de değil. Aslında en önemli noktalarından biri bugün derin devlet diyoruz ya. İşte derin devletin ilk nüveleri burada. Merkezi umumi resmi bir sıfatı yok. Bunlar bakan değil, başbakan değil, sadrazam değil, ne bileyim herhangi belki bazılarının var ama bazılarının yok, resmi bir görevi yok. Ha, resmi görevi olanlar da merkezi umumi görevinin dışında. Talat sadrazam ama merkezi umumi üyesi olarak onunla onu karıştırmıyor, o farklı. Ve en önemli kararlar bu derin yerde alınır. Dolayısıyla... Buraya giriş çıkış nasıl hocam? Nasıl? Yani buraya birisi girmek isterse yani dahil oluyorlar mı? Artıyor mu, azalıyor mu sayısı? Terakki'ye girersiniz ama çıkamazsınız. İddia terakki girişi olan ama çıkışı olmayan bir yapıdır. Girişi de gizlidir zaten. Girişi iddia terakkiye girebilmeniz için birinin güvenilir bir iddiaçının sizi tavsiye etmesi lazım. O tavsiye üzerine işte meşhur biliyorsunuz yeminleri var. Kur'an-ı Kerim, revolver, bir parmağı bir eli orada bir eli silah üzerinde yemin ettirilir size. Bu yüzden işte onlara masonik falan diyenler olmuştu değil mi bu şekillerden dolayı? Yani iddiaçıların önemli kısmı masondur zaten. Ama i̇şte, masonluk bugün anladığımız gibi şey değil herhalde. Şu belki bugün zaman yetmeyecek ama bu kitabın, şu Talat Paşa kitabının önemli bir bölümü masonlarla ilgili. Çünkü en tanınmış ve en bilindik masonlarından biri Talat Paşa'dır. 33. derecede de Üstad-ı Azam'dır. Cemal masondur. Enver'in masonlukla ilgisi yoktur. İçlerinde en mütedeyyin ve mütevazi, beş vakit namazlı olan Enver'dir. Lider takımından bahsediyorum, tabii diğerlerinden değil. Masonlarla bağlantısı nereden geliyor? Meşhur iddiatçı Emanuel Karasu var. Zaten Yahudi kökenli, isminden de anlaşılacağı gibi. Bu Abdülhamit döneminde İttihat Terakki ilk kuruluşu 1889 biliyorsunuz ve 1889'da Abdülhamit dönemi var. Abdülhamit döneminde kurulduğunda gizli bir örgüt olarak kuruluyor. Mektebi Tıbbiye-i Şahane, yani Tıbbiye-i Harbiye'de kuruluyor. Gizli olduğu için kendimizi en iyi nasıl gizleyebiliriz diye düşündüklerinde en iyi gizleme yolu masonlardan öğrenebiliriz düşüncesi geliyor. Çünkü masonluğun kökleri biliyorsunuz 13. yüzyıla kalıyor, kadar dayanıyor ve günümüze kadar büyük ölçüde gizlenerek gelebilmiş. Yani düşünün neredeyse 1000 yıla yakın gizli bir örgüt. Ne zamandan beri açık peki hocam bunlar? Bir tarihi nasıl? Var mı? Ne zamandan beri açık? Buna şimdi dilekçe versek gireriz yani. Belki bizi almazlar da.
Yani ne zamandan beri açık? Ya dilekçe versek gireriz değil. Yani herkes de almıyorlar. Yani kulüpleri var vesaire, tamam. Hani o derecelere yükselinmez belki falan ama daha görünürler yani şu anda. Şimdi bir de şu anda tabii şimdi Mason diye tek bir şey yok. Bir sürü dağılmış durumda biliyorsun. Rotaryenler var, Lyonslar var. İşte ne bileyim İtalyan marşı kazamı var. Fransa marşı kazamı var. Yani hocam. Hangisine girmek istiyorsun veya nasıl girmek istiyorsun bilmiyorum da. Bunu kapatınca konuşalım. Yani o da kademe kademe. Dolayısıyla İttihat Terakki ile Masonluğun bağı oradan geliyor. İşte Talat Emanuel Karasu'yla tanıştığında aslında Talat önce Masonları kullanmak istiyor. Çünkü Masonların toplandıkları yerler çok gizli olduğundan, Abdülhamit'ten kendilerini gizleyebildiklerinden biz de onlar gibi gizleniriz diyorlar ve başarılı da oluyor. Ve daha sonra işte üye olup 33. dereceye kadar da yükselebiliyor. Ama iddiatçıların tamamı Mason değildir. Tabii şimdi programın çerçevesi ona belki yetmeyecek de Mason da bizim normal kamuoyunda çok farklı biliniyor. Yani Mason dedi mi böyle öcü gibi yaklaşılıyor da yani iyi bakmak lazım. Masonluk bilinmiyor. Bence çok şey biliniyor. Hocam burayı kesip koyarlar YouTube'a hocam. Masonlukla Siyonizm karıştırılıyor. Siyonizm evet Masonluğun içinde var mı? Vardır. Ama Masonluk tek Siyonizm değildir. Yani Masonluk daha geniş kapsamlı bir şeydir. Şimdi İttihat Terakki'de de benzer bir durum var. Yani çok derinlemesine bilgi sahibi olmayan veya öğrenmeye de niyet olmayan insanlar İttihat Terakki işte tamamen Mason kulübü deyip kesip atıyor. Doğrudur, Mason var içinde. Dediğim gibi Talat Cemal Mason'dur en önemlileri. Mithat Şükrü Mason'dur son genel sekreteri. Ama olmayanlar da var. İttihat Terakki'nin Mason'luğun dışında, esas amacı Mason'luğun dışında zaten. Onunla varlığını devam ettiriyor. 1889'da kuruluyor. 1908 meşrutiyetini yapıyorlar. İkinci meşrutiyet diyoruz biz buna tarihte. İddiatçılara göre bu bir devrim. 1908'de anayasayı ilan ettirmeleri, anayasayı ilan ettiren o dönemin iddiatçılarına göre Fransız ihtilali gibi bir devrim bu diyorlar. Şimdi ilginçtir, dedim ya Alman kaynaklarına göre ben hazırlıyorum. Talat Paşa'nın 1917'de bir Almanya seyahati var mesela. Gazeteleri taramıştım, 1917'de çıkan gazeteleri. İşte Berlin gazeteleri büyük devrimciyi selamlıyoruz diyor. 1908 devrimini yapan devrimciyi selamlıyoruz diyor. Aynı şekilde Cemal Paşa'nın işte Berlin seyahati var. Yine 1917'de ve devrimci olarak niteleniyor. Bu da iddiatçıların hoşuna gidiyor. Çünkü iddiatçıların en önemli hedeflerinden biri de Osmanlı Devleti'nde Fransız devrimine benzer bir devrim gerçekleştirmek. Hocam araya şunu sorsam, bu Almanya ile ilişkileri tanzim etme şekilleri organik bir şey mi? Bir anda nasıl ortaya çıkıyor bu? Yani nereden nereye böyle bir gidişler gelişler falan? Şimdi iddiatçıların gerçek anlamda iktidara gelmeleri 1913 Babali baskınından sonra. O baskın aslında hatırlatırsan ona döneriz. O da bizim tarihimiz hem günümüzü anlama açısında hem de o dönemi anlama açısında önemli bir olay. Çok da bilinmiyor. Yani 1913'ten önce de Almanya ile ilişkilerimiz var. 1908'den önce biliyorsunuz Sultan Abdülhamit var. Yani Abdülhamid'in iktidardan tahttan düşürülüşü 1909'dur. 31 Mart olayından sonra tahta çıkışı ise 1877'dir. Yani Abdülhamit 33 yıla yakın iktidarda kalıyor ve bu iktidara döneminde Abdülhamid'in en önemli dostu Almanlar. Kaiser II. Wilhelm. Almanya'da da II. Wilhelm iktidarda. Kaiser II. Wilhelm Abdülhamid'i iki defa ziyarete geliyor. Bir 1888'de bir de 1898'de. 1898'deki gezisi o kadar uzundur ki ta Kudüs Şam'a kadar gidiyor. Yatıyla geliyor. Dolmabahçe'de Abdülhamid karşılıyor. İstanbul'da kalıyor. Sonra yatıyla bugünkü Yafa, Hayfa, Kudüs kutsal topraklara gidiyor. Orada Şam'a geçiyor.
Şam'da meşhur Selahaddin Eyyubi'nin mezarının başında meşhur nutkunu veriyor. Dünyadaki 300 milyon Müslüman bilsin ki Alman Kaiser'i onların koruyucusu ve kollayıcısıdır diyor. Yani tüm Müslümanların savunuculuğunu üstleniyor. Yani şunu demek istiyorum. İttihatçılardan önce Abdülhamit döneminden itibaren bizim Almanya ile çok sıkı bir ilişkimiz var. Hani konuşmanın başında dedik ya, o dönemin Türk tarihini anlamak için Alman tarihini de bilmek lazım. Bundan dolayı çok sıkı bir ilişki var. Hatta 1908 devrimi olduğunda, yani meşrutiyet, ikinci meşrutiyet ilan edildiğinde Almanya şöyle kısa dönem, 1-2 yıllık bir dönem paniğe kapılıyor. Eyvah, Abdülhamit düştü, şimdi ne yapacağız? Bu iddiatçılar da çok iyi tanımıyor. Biraz bu İngiliz oyununa benziyor diyor bunların iktidara gelmesi. Çünkü o dönemde Almanya'da Weltpolitik adı altında dünya politikası takip ediyor ve en büyük rakibi olarak kendine İngiltere'yi görüyor. Dolayısıyla eğer İngilizler hakim olacaksa İstanbul'da, bu bizim çıkarlarımız için tehlikeli diyor. Ama kısa zamanda o eski dostluk tekrar kuruluyor. Peki hocam, bunu kestim. Günümüze kadar bir iki cümleyle bu Türk-Alman ilişkilerini de değerlendirmek lazım. Şimdi bu verdiğim örnek gibi dönem dönem, zaman zaman Türk-Alman ilişkileri krize giriyor. Mesela bu krize girmelerden biri Abdülhamid'in tahttan indirilişiyle oluyor. Sonra tekrar düzeliyor. Bir iki krize giriş Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda oluyor. 1918'de bizim olduğumuz grup kaybediyor. Ve İngiltere, Fransa, yani İtilaf Devletleri diyor ki Almanya ile bütün ilişkilerinizi koparacaksınız. 1926'ya kadar koparıyoruz ama sonra tekrar düzeliyor. İkinci Dünya Savaşı'nda tekrar kopuyor 1945'te. Sonra tekrar düzeliyor. 1960'larda bizden işçi almaya başlıyorlar. Malum bugün işte Almanya'da 3 milyona yakın Türk insanı var. Yani şunu demek istiyorum. Almanya ile ilişkilerimiz çok kadim bir geçmiş. Şimdi yani siz böyle derleyip toplayınca yani çok garip bir şey olduğunu anlıyorum. Yani bu sevda nereden? Şimdi mesela bir şey olsa Almanya'yla, işte Mercedes'lerimizi boykot ederiz, kapıda çürürler, ne yapalım? Hani o zaman daha köklü böyle sıkıntılar oluyormuş. Şimdi bunun nereden geliyor İlham Hocam? Bu yakınlığın sadece politik bir şey mi? Tarihi süreç birbirine çok benziyor. Yani toplumlar birbirine benziyor. Almanlar Orta Avrupa'da yaşadıkları için karacı bir toplumdur. İngilizler denizcidir bakın. Ta kökenleri Vikinglere dayanıyor ve onun için de tarihi süreç boyunca İngilizler hep denizlerde üstün olmuştur. Karalarda hep Almanlar üstün olmuştur. Biz de karacı bir toplumuz. Bakın bugün üç tarafımız denizlerle çevrili. Denizlerimizi İşte en çok Müsülü müydü? Neydi o? Deniz şey kapladı Marmara'yı. Denizlerimizden faydalanmayı bilmiyoruz. Çünkü özümüz itibariyle denizlerin yarayacağını tam kavramış değiliz. Zaten uzun süre sadece kanalizasyon falan akıtıyorduk denizlere. Yani balığını yemeyi bile beceremiyoruz. Düşünün. Evet. Japonya'da kişi başına düşen balık tüketimi 100 kilonun üzerinde. Türkiye'de bu 8-9 kilo civarında. Yani çünkü biz karacı bir toplumuz. Yani tatile bile biz yaylaya çıkarız. Bakmayın 1980'lerden sonra birkaç turist murist geldi de ya bu denizlerde yüzülüyor dedik. Ondan sonra denizlere gitmeye başladık. Yani Ege bölgesinde, Akdeniz bölgesinde çok hikaye duyarsınız. Miras paylaşılırken bile eskiden deniz kenarındaki araziler kızlara verilirmiş, kötü arazi diye. Dağlardaki, bayırlardakiler erkeklere verilirmiş. Onun için şimdi kızlar hep zengin olmuş, oralara oteller dikilmiş. Çünkü biz karacı bir toplumuz. Türkmen köylerine bakın, hep arkalarını dağa dayamışlardır. Dağda, yaylalarda kurulmuştur. Yani şuraya bağlamak istiyorum. Almanlar da biz de karacıyız. Karayla ilişkilerimiz iyi. Ve uzun sürede ta Prusya ile itibaren, yani 1800'lerden itibaren de sıkı bir diplomatik ilişkimiz var. Yani harp okullarını falan, bizim Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran nesil var ya, işte Mustafa Kemaller, Kazım Karabekirler, Enverler, Talatlar, bunların hepsi General von Moltke'nin tedrisatından geçen insanlar. Harp okulunun planlarını, programlarını, ders kitaplarını yapan ve düzenleyen general, Alman general.
Kendisi de zaten 1915'te Kutlülamare'de Kutlülamare'nin de en büyük kahramanlarından biridir. 1915'te şeyde ölüyor. Bağdat'ta ölüyor ve mezarı da bugün İstanbul'da zaten. Yani hem askeri açıdan, hem diplomatik açıdan, hem kültürel açıdan Almanya ile çok sıkı ilişkilerimiz var. Yoksa düşünün, neden Almanya 1960'da tekrar toparlanmaya başladığında o kadar Avrupa ülkesi var. Hiçbir yerde işçi almıyor da Türklerden alıyor. İşte biraz İtalyanlardan alıyor, biraz da diğer Balkan devletlerinde ama esas Türklerden alıyor. Çünkü Türklerle kadim bir geçmişi var. Ve Birinci Dünya Savaşı'nda da bu var. Ve İttihatçılarla da ilk İttihatçılar 1908 Meşrutiyet darbesini yaptıklarında, meşrutiyeti ilan ettiklerinde bunlarla nasıl geçinirim diye tekrar yol haritası çizmeye başlıyor. Bir ezberi bozdunuz şimdi hocam. Yani bir ezber şuydu. İşte bunlar Alman hayranıydı. Alman hayranlıklarından dolayı işte geldiler. Bir sürü yeni sistem getirdiler Abdülhamit'ten sonra ezberini. Şu anda siz bozuyorsunuz bu sözünüzle. Değil mi? Ya böyle bir şey yok. Hocam, ben vallahi buna kızıyorum ya. Yani Alman hayranıydılar. Birinci Dünya Savaşı'na niye girdik? Evvel Alman hayranıydı da onun için girdik. Şimdi bu çocukça, çok basitçe bir açıklama. Ya Enver dediğin Harbiye Nazırı, bir Osmanlı kurmay subayı, harp okullarını birincilikle ikincilikle bitirmiş, general olmuş ve Osmanlı'nın Harbiye Nezareti gibi üst üst bir makamı üstlenmiş bir adam. Tabii. Şimdi bu, ben şunun hayranıyım, hadi bunun yanında savaşa gidelim. Bu kadar basit. Hocam bir şey soracağım bu arada. Bizim Almanya ile yaklaşmadan önce diğerleriyle yaklaşmaya çalıştığımız ama onların bizi aslında istemediği ile ilgili bazı bilgiler de okudum ben. Bunlar doğru mu? Şimdi istememe şöyle, ittifak yapmak istemiyorlar. Evet, çünkü zaten bizi yiyecekler. Şimdi malum 1914'te Birinci Dünya Savaşı var. Birinci Dünya Savaşı başladığında iktidarda İttihatçılar var. Aslında Birinci Dünya Savaşı gibi büyük bir buhranın çıkacağı çok önceden belli. Çünkü dünya bloklaşıyordu. İttifaklar oluşuyordu. Yani bir tarafta İtilaf Devletleri teknik adıyla, diğer tarafta İttifak Devletleri dediğimiz iki tane büyük blok ortaya çıkıyordu. Ve Osmanlı'yı yöneten iddiatçılar da bu blokların eninde sonunda çatışacağını, yani büyük bir buhranın çıkacağını ve bu buhranda Osmanlı Devleti'nin de paylaşılacağını düşünüyorlardı. Ve nitekim 1908'de Reval görüşmeleri vardı. İşte İngiliz Kralı'yla Rus Çarı Reval'de görüşüyorlar. Osmanlı Devleti'nin paylaşılması konusunda anlaşıyorlar. Bu iddiatçılar için çok büyük bir tedirginlik kaynağı. Neden? Şundan. Osmanlı Devleti Kaynarca anlaşmasından itibaren, ta 1774'ten itibaren hasta adam olarak anılıyor. Yani Osmanlı'nın mutlaka çökeceği, bundan sonra kurtuluşunun kolay kolay olmayacağı, dünyanın o dönemin düveli muazzaması denilen büyük devletleri tarafından düşünülüyor. Fakat malum saltanatın kaldırılması ta 1922. Şimdi niye böyle? Çünkü Osmanlı'nın hasta olduğunu biliyorlar ama bu hasta olan adam öldüğünde mirasını nasıl paylaşacaklarını kendi aralarında netliğe kavuşturmamışlardı. Çok basit bir örnek vereyim. Rusya İstanbul'u istiyor. Ayasofya'yı istiyor. Ama İngiltere zinhar olmaz diyor. Kendi çıkarları açısından bunu uygun bulmuyor. Avusturya Macaristan vermem diyor. Çünkü benim için tehdit olur diyor. İşte İngiltere Mısır'ı istiyor. Fransa karşı çıkıyor. Benim Afrika'daki çıkarlarıma aykırı bu diyor. Avusturya, Macaristan, Bosna, Hersek, Balkanları istiyor. Rusya olmaz diyor. Yani büyük devletler hepsi Osmanlı Devleti'nin kendini koruyamayacağını biliyor. Ama bunu kendi aralarında paylaşamadıkları için işte dönem dönem bazen İngiltere Osmanlı'yı koruyor. Bazen Almanya koruyor. İşte Abdülhamit döneminde de İngiltere'nin yerine Almanya alıyor. Ama 1908'e gelindiğinde Reval görüşmelerinde artık durum netleşmişti. İngiltere İstanbul'u Ruslara vermişti. Karadeniz'de, Akdeniz'de kendi deniz yolu olarak Ruslara kabul ettirmişti. Ve zaten Birinci Dünya Savaşı esnasında da Sykes-Picot'tu,
İstanbul Anlaşması'ydı, Londra Anlaşması'ydı. Bir sürü gizli anlaşma yapılacak. Orada da paylaşacaklar. Dolayısıyla savaş öncesine geldiğimizde iddiatçılar şunu biliyor. Özellikle de 1908'den sonra büyük bir bunalım yaklaşıyor. İttifaklar oluşmuş. Bu ittifaklar kendi aralarında anlaştılar. Osmanlı'yı paylaşacaklar. Biz tek başımıza kalırsak kendimizi savunamayız. Bu ittifaklardan birinden yer alalım. Aslında yine aklı selimlik hakim. Düşündükleri zaman bu ittifaklarda İngiltere'nin içinde olduğu ittifak diyorlar savaşı kazanır. Osmanlı entelektüelinin ve yöneticilerinin büyük bir kısmı buna inanıyor. İngiltere'nin içinde olduğu ittifak hangisi? İtilaf devletleri dediğimiz işte İngiltere, Fransa ve Rusya'nın oluşturduğu blok. Dolayısıyla ilk bunlara gidiyorlar. İşte Cemal Paşa Fransa'ya gidiyor. Cavit Bey İngiltere'ye gidiyor. Talat Rusya'ya gidiyor. Kimin arası kimle iyiyse oraya gidiyor. İttifak teklif ediyorlar. Ve dikkat buyurun, burası çok önemli bence. Bugün hala işte iddiatçılar bizi Birinci Dünya Savaşı'na sokmasaydılar Osmanlı Devleti çökmezdi gibi bir tez savunanlar var. Ama tek şuraya baksınlar. Biz bu ittifak önerilerinde bulunurken İngiltere'ye, Fransa'ya, Rusya'ya üzerinde durduğumuz tek önemli şart vardı. Bizim toprak bütünlüğümüzü kabul edin. Başka bir şey istemiyoruz. Yani İngiltere'ye diyoruz ki olduğumuz şekliyle bizim toprak bütünlüğümüze saygı gösterin, ittifak yapalım. İngiltere olmaz diyor. Fransa olmaz diyor. Rusya olmaz diyor. Bu ne demek? Ben senin toprak bütünlüğüne saygı duymuyorum ve ilk fırsatta senin topraklarından payıma düşeni alacağım. Dolayısıyla Osmanlı Devleti savaşa girmemezlik edemezdi. Çünkü onun toprakları paylaşılıyor. Bu savaşın en önemli nedenlerinden biri Osmanlı Devleti'ni pay etmek zaten. İtilaf devletleri yani İngiltere, Fransa ve Rusya kabul etmeyince bu defa Enver Paşa Almanlara ittifak teklifinde bulundu. Yani bu gruba döndüler. İttifak devletleri grubuna döndüler. O grupta da Avusturya, Macaristan, Almanya, İtalya vardı. İtalya 1915'te saf değiştirecek, o sonraki mesele. Ama biz teklif ettiğimizde İtalya o gruptaydı. Almanya da reddediyor. Yani Enver'in Almanya ittifak teklifi Mart 1914'tür. Almanya zinhar olmaz diyor. İşte İstanbul'daki Alman Büyükelçilik raporlarını gördüm ben. O Büyükelçilik raporlarına Alman Dışişleri Bakanlığı'nın der kenar dediğimiz düştüğü notları gördüm. Büyükelçilik diyor ki Wangenheim o tarihte Almanya'da, Almanya'nın İstanbul Büyükelçisi. Osmanlı Devleti diyor ittifak yapmak bize yükten başka bir şey getirmez diyor. Bunların orduları diyor daha bir yıl önce Balkan Savaşları'nda darmadağın oldu diyor. Küçük devletlere. Tabii hem de Osmanlı'nın birer vilayeti olan küçücük devletlere, Karadağ'a, Yunanistan'a, Bulgaristan'a. Balkan Savaşları'nda darmadağın oldu. İçeride patladı patlayacak Ermeni sorunu var, Arap sorunu var, Rum sorunu var. Osmanlı'yı oluşturan tüm gayrimüslimler ayrılmak istiyorlar, tüm milletler ayrılmak istiyorlar. Maliye zaten uzun süredir duyunu umumiyle idare ediliyor, 5 kuruş paraları yok. Dolayısıyla biz bu ülkeyle ittifak yapamayız diyor. Benzer notlara... Hocam görüntüyü biraz ortalarsak, siz biraz ortaya gelirseniz. Dolayısıyla benzer şeyleri Alman Dışişleri Bakanları da, Alman Dışişleri Bakanlığı'ndaki bürokratlar da söylüyor. Yani Almanya'da da kimse Osmanlı'yla ittifaka yanaşmıyor. Ama savaş başladıktan sonra durum değişiyor. Çünkü Almanya'nın savaş planları tutmamaya başlıyor. Almanya'nın savaş planı çok basit bir şekilde şöyleydi. 8-9 hafta içinde Fransa'yı yenecekti. Paris'i işgal edecekti. Sonra Doğu cephesine yüklenerek Rusya'ya karşı duracaktı. Ama Fransızlar Almanları Marne'de durdurdular. 8 hafta olduğunda yani 9-10 Eylül, savaş 1 Ağustos'ta başlıyor. 9-10 Eylül'e geldiğimizde Fransız İngiliz birlikleri Alman ordusunu Paris'in 80 kilometre kuzeyindeki Marne nehrinde durduruyorlar. Dolayısıyla 8 hafta oldu Paris düşmedi. 9 hafta oldu Paris düşmedi. 10 hafta oldu Paris düşmedi. Ve Almanya sıkıntıya giriyor. Çünkü doğuda da Ruslar saldırıya geçmiş durumda.
Almanlar şunu hesaplamışlardı. Rusya çok hantal ve büyük bir devlet. Seferberliğini geç tamamlar. Dolayısıyla Rusya seferberliğini tamamlayana kadar biz 8 haftada Fransa'nın işini bitiririz diye düşünüyorlardı. Ama olmadı. Bırakın 8 haftayı, savaş bitene kadar 4 yıl boyunca o Marne hattı geçilemeyecek 1. Dünya Savaşı'nda. İşte Marne'yi geçemeyince Eylül 1914'te savaşı tüm dünyaya yayalım diyor. Savaşı daha geniş bir alana yayalım. Savaşı geniş alana yaymanın en kolay yolu Osmanlı Devleti. Evet, geniş bir coğrafyada hala çünkü, değil mi? Evet. Her hocam, ne kadar ekonomisi zayıf olsa, askeriye zayıf olsa da Osmanlı Devleti'nin hala Asya'da, Afrika'da ve Avrupa'da toprakları var. Yani evet. Osmanlı savaşa bulaştırdığınız zaman savaş otomatikmen 3 kıtaya yayılıyor. Evet. Burada acaba şu algılayışımızda şu sorun olabilir mi? Biz hep tarihi böyle, biz de öğrenciyken öyleydik. Hep böyle yükseliş devrini, kuruluş devrini falan böyle şevkle dinlerdik. Hocalarımız da böyle güzel anlatırlardı. Böyle atların işte sesleri kulaklarımıza gelirdi. Böyle hayal ederdik falan anlatırken. Ama işte bu duraklama devri falan gelince böyle modumuz düşerdi. Yani sevmiyoruz o kaybetmeyi falan da. Şimdi oraları pek dinlemediğimiz için, kulak ardı ettiğimiz için Osmanlı'yı hiç öyle düşünemiyoruz sanki. Yani aslında itilen, çok da istenmeyen, yük görülen falan bir devlet olarak görmek istemiyorum. Ama Mahmut Hocam niye düşünemiyoruz? İşte başta söyledik ya, tarih algımızdaki yanlışlık. Biz tarihi ders almak veya anlamak için okusak esas o dönemi düşünürüz. Çünkü evet. Çok büyük dersler orada var. Yani şeyde var, yıkılışta var, duraklamada var, çöküşte var. Niye çöktük, değil mi? Bir daha çökmek istemiyorsan niye çöktüğüne bakman lazım. Evet. Ama biz tarihi anlamak veya ders çıkartmak yerine şakşaklamak, alkışlamak, işte ilkel duygularımızı tatmin etmek için öğrenmeye çalışırsak o zaman sadece kazandıklarımıza bakarız. Şimdi dedim ya, uzun yıllar Almanya'da kaldım. Almanya'da liselerde tarihin adı nedir biliyor musunuz? Eleştirel tarihtir. Dersin adı eleştirel tarihtir. Çünkü o derste eleştiri yapılır. Neden? Eleştirirsen sonuç çıkarırsın. Alkışlarsan ne sonucu çıkaracaksın? Yani zaten her şey mükemmel. Alkışlıyorsun. Yani orada senin işine yarayacak çok fazla ders yoktur. Ama eleştirirsen eksiği görüp o eksiği tamamlama şansın olur. Eleştirmeden eksik göremez. Bizde ama eleştirel tarih yok. Bizde alkışlamayan tarih var. Alkışlamak için duygu gerekiyor. Yani eleştirmek için aklımızı kullanacağız. Bu daha meşakkatli bir şey yani. Daha konfor olan bir şey. Doğrudur. Yani Necip Fazıl diyor ya, beyine batan bir kıymık gibi. Yani kıymık, eleştirmek zordur. Uykun kaçar, rahatsız olursun. Ondan sonra bu nasıl olmuş? Biz her işte olduğu gibi burada da rahata kaçıyoruz. Hocam anlattığınız her şey beni böyle başka sorulara itiyor ama şimdi mecraya geri çekmek için epey de olmuş. Biz normalde bu kadar da konuşacağımızı düşünmedik. Şimdi süreyi sen ayarla. Nasıl dersen öyle yapalım. Yani bence şahane. Yani hepsini böyle, ama ayrı ayrı programlar olması gerektiğini ben bir yandan not alıyorum. Hani bunlar başlı başına konu olması lazım konuştuğumuz şeylerin. Şunu maddeleştirebilirseniz hocam. Deseniz ki İttihat ve Terakki mefkuresi, yani kişi kişi konuşursak zaten her biri ayrı böyle ilginç karakterler, ama İttihat ve Terakki mefkuresine bugünkü dille bir şey söyleyemeyiz belki, ama maddeleştirirseniz bu mefkureyle ilgili ne söylersiniz? Neyi düşünüyordu, neyi istiyordu bu insanlar? En temelde madde dedin ya, iki ana sebebi var İttihat Terakki'nin ortaya çıkışı ve çökene kadar. Ki durumu bir, vatan sevgisi, vatanperver. İttihatçılar hakkında her şey söyleyebilirsiniz. Kesinlikle ama kesinlikle vatan haini diyemezsiniz. Hepsi ama hepsi katıksız vatan sevgisiyle dolu insanlardır. Yani bu zaman zaman bu anekdotu anlatıyorum, belki burada da yeri geldi. Trablusgarp'ta savaşırken Enver Paşa 1912'de İstanbul'da samimi arkadaşı olan Can Bulat'a, o da bir iddiatçı, bir mektup yazıyor. Şöyle diyor: bu Allah'ın çölünde diyor,
her gece yatmadan önce diyor, dua ediyorum benim bütün duygularımı vücudumda alsın, ben bir makine olayım, 24 saat uyumadan, dinlemeden, sevmeden, yemeden, içmeden vatanım için çalışayım diyor. Ve bu ruh halini, hani siz de dediniz ya konuşmanın başında, onların enerjisi beni cezbediyor. Bu enerjinin iç dinamiği ne derseniz, bana sorarsanız vatan sevgisi. Evet. Hakikaten müthiş bir enerji. Benim de hayran kaldığım yön. Yani düşünün, o günün şartlarında Enver'e veya Mustafa Kemal'e örnek vereyim. Trablusgarp'ta savaşıyor. Kafkaslar'da savaşıyor. Suriye'de savaşıyor. Balkanlar'da savaşıyor. Çanakkale'de savaşıyor. Ya biz bugün var ya gezmeye bile gidemeyiz bu kadar ya. Enerjimiz yok. Bunlar peki, savaş. Bunlar şöyle savaşmaya gitsin, gidiyor. Şimdi hani şunu toparlayıcı bilgiler tabii buyur hocam. O konuyu yarım bırakmayalım. Çünkü zaten iki madde sayacağım. Çok fazla saymayacağım. Bir, vatanperverlik. İttihat Terakki'nin mefkuresinde. İki, Abdülhamit karşıtlığı. İttihatçıların hepsi Abdülhamit karşıtıdır. Niye Abdülhamit karşıtı? Belki onu açtığınız zaman işte altında diğer maddeler çıkıyor. İttihat Terakki'nin Fransız devriminde devşirdiği sloganı vardır biliyorsunuz. Hürriyet, eşitlik, öbürü neydi? Adalet. Şimdi hürriyet... Bu sloganı yakın zamanda duyduk biz ya. Hak, hukuk, adalet diye. Yani benzer bir şey. Bu aslında Fransız İhtilali'nin sloganıdır. Fransız İhtilali'nden alınmadır. Abdülhamid'in yönetimini çok despotik buluyorlar ve hürriyet karşıtı olarak buluyorlar. Bu kadar mı? Yani hürriyet, şimdi bu kadar mı derken... İstersen onu açalım. Ben fazla... Yok, yani şunu soruyorum hocam. Temel motivasyon bu mu yoksa ideolojik mi? Temel motivasyon vatanperverlik. Şimdi ikisi birbiriyle ilintili. Hayır. Abdülhamit'e muhalifliğin temel motivasyonu. Hayır. Şimdi şöyle açmak lazım. İşte onu birkaç cümleyle açayım. Şimdi milliyetler problemi var. Ermeni meselesi var. Abdülhamit döneminde de var bunlar. Rum meselesi var, Arap meselesi var, Kürt meselesi var o dönemde de. Bunlar ayrılmak istiyorlar. İttihatçılar bunları nasıl bir arada tutarız? Yani bu imparatorluğun dağılmasını, vatanperverlik de orada çıkıyor. Çünkü en büyük korku o dönemde imparatorluğun dağılması. Dağılmanın önüne nasıl geçeriz? İşte diyorlar ki eşitlikçi ve hürriyetçi bir anayasa yaparsak, Kürtlere de, Ermenilere de, Araplara da, Rumlara da, Sırplara da, imparatorluk içerisinde her kim yaşıyorsa hepsini eşit statüde kabul edecek bir anayasa ilan ettirirsek bunlar da isyan etmekten vazgeçerler. Çünkü aynı haklara sahip olur. Niye isyan etsinler ki? Bir gerekçesi kalmaz. İşte bu Ermeniler isyan ederken işte azınlıkta olduklarını, yeterince hakları olmadıkları gerekçesini gösteriyor. Bu düşünce kaç yıllar hocam? Bu düşünce nasıl? Kaç yıllar? Kaç yıllarında bu düşünce hakim? Bu düşünce İttihat Terakki'nin 1911 kongresi vardır. Zaman zaman parti kongre. 1911 kongresinden sonra bu düşünce terk ediliyor. Yani anayasayı ilan ettiklerinden, anayasa 1908'de söylemiştik ilan ettiriliyor, ikinci meşrutiyet. Yaklaşık 3 yıl sonra bakıyorlar ki Ermeniler, Rumlar, Araplar yine isteklerinden vazgeçmiyorlar. Zaten ondan sonra İttihat Terakki bambaşka bir yöne de evrilecektir. O hürriyetçi, eşitlikçi olan İttihat Terakki artık despotik bir yapıya doğru evrilecektir. Baba Ali baskınından sonra da tam anlamıyla despotik bir yapı olacak. Hocam her şeyi sormak istiyorum şimdi. İşin esası ben de sorarken bir sürü kafamdaki ezber böyle geliyor ya, bu böyle değil miymiş filan. Şimdi esas söylediğiniz ne oluyor? Yani yarım saatte sloganlar var ya hocam. Yani söylediğiniz sloganları mesela ben İttihat Terakki'nin tamam bunu duymuştum ama İttihat Terakki'nin iki döneminden düşünsel olarak bahsedebileceğimi hiç hatırlamıyorum mesela. Tamam bunu hani belki kulağımıza çalındırıyorum ama dönüşümü var bunun bir dedim. İki döneme değil, üç döneme ayırıyorum. Bir, kuruluşundan Ahmet Rıza'ya kadar.
Yani 1900'lere kadar olan dönem. 2, 1900'den 1911'e kadar, 1913'e kadar olan dönem. Bir de 1913'ten 1918'e kadar olan dönem. Bunlar çok farklı İttihat Terakkiler. Zaten İttihat Terakki'nin kurucuları olan İbrahim Temo, Abdullah Cevdet, dört kişidir kurucusu. Bunlar daha sonra İttihat Terakki'ye 1911'den sonra muhalif olacaklar. Yani kuranlar İbrahim Temo gidip Demokrat Parti diye başka bir şey kuracak. Demokrat Fırkası diye bir şey kuracak. Yani kurucuların tamamı 1911'den sonra, İttihat Terakki'nin kurucuların tamamı 1911'den sonra muhalifler İttihat Terakki'ye. Yani böyle bir evrilme geçiriyor İttihat Terakki. İşte en büyük hatalarımızdan biri genelleme yapmak. Şimdi İttihat Terakki dendiğinde herkesin kafasında gurra bir şey canlanıyor. O canlandığı da büyük ölçüde Enver ve Talatlarla ilgili. Yani 1908'den sonraki durumu. Halbuki İttihat Terakki kuruluşu farklı. İşte Ahmet Rıza dönemi farklı. Enver ve Cemal dönemi farklı. Birbirinden çok farklı. 1913'ten sonra zaten söylediklerinin büyük bir kısmıyla çelişen bir İttihat Terakki görüyoruz. Yani hürriyet, eşitlik ve adalet diye iktidara geliyor. 1913'ten oluyor değil mi? 13'ten sonra ceberrut bir yönetim, otokratik bir yönetim kuruyorlar 1918'e kadar. Belki bir zaruret ama tabii savaş dönemi yani değil mi? İşte tabii tarih süreç içerisinde bunu açıklayabiliyorsunuz. Hemen peşinde Birinci Dünya Savaşı var. Yani savaşta Osmanlı gibi bir devlet nasıl demokratik olabilir? Olamaz. Zaten dağılıyor devlet. Ama bu bahane olamaz tabii. Yani hani demokrasinin önünde hiçbir bahane kabul edilemez deniyor ya. Ama işte tarihi algılarken en büyük problemlerimizden biri bu. İttihat Terakki iyi veya kötü. İttihat Terakki işte şu. Ya bu çok büyük yani. Osmanlı, bırakın İttihat Terakki, bu genellemeyi Osmanlı'yla da ilgili yapıyoruz. Ya Osmanlı dediğin 600 küsür yıl devasa bir imparatorluk. Yani bunu nasıl bir cümlede, iki cümlede Osmanlı iyidir, Osmanlı kötüdür, Osmanlı adildir, Osmanlı adaletsizdir diyorlar, ben anlamıyorum. Osmanlı'nın adil olduğu dönem var, adaletsiz olduğu dönem var. Osmanlı'nın iyi olduğu dönem var, kötü olduğu. Yani biraz analitik düşünmek lazım. Dönem dönem, analitik, zaman zaman. Ha, bunların tümünden sonra bir çıkarım elde edilebilir tabii, bir teori kurulabilir. Ama bunu ancak bir tarihçi yapar, öyle sıradan bir adam da yapamaz. Dolayısıyla İttihat Terakki'ye de öyle bakmak lazım. Dönem hocam, dönem. Şimdi mesela İttihat ve Terakki'yi ben neden gündemime alıyorum bugün? İşte bakıyorum hayatlarına gerçekten. Şimdi özellikle yani grupları ve insan topluluklarını değerlendirirken benim hep şöyle bir şey var kafamda. Makamdan sonra, makamdan önce ve makamdayken nasıllar? Şimdi ben hep ruh olarak, yani fikirleri değişmiş olarak ama olabilir, ama ruh olarak hep benzer adamlar görüyorum. Çünkü Enver'le Talat Paşa'nın ölümleri vesaire de, ya şimdi adamlar gidip de ya tamam biz burada yenilmişiz, makamda kaybetmişiz, şuraya sığınalım da fikirlerimizden vazgeçelim diyerek hayatlarını tamamlamamışlar. Yani nihayetlerinde ölüm şekilleri belli, nerelerde yaşadıkları belli vesaire. Bu herhalde ilgi çekici kılıyor onları da. Yani hayatlarının sonuna kadar vazgeçmemiş çoğu sanırım, değil mi hocam? Hayır, yani vatanperverlik konusu hiçbiri ölene kadar vazgeçeceği bir konu değil. Zaten vatanperverlik noktasında öldürülüyor bunlar. Cemal Tiflis'te öldürülüyor. Bir tam suikasti henüz açıklanmamış ama büyük ölçüde bir Ermeni. Yani tetikçi Ermeni ama organize eden o dönemin Sovyetlerin istihbarat örgütü olan Çeka. Talat Berlin'de vuruluyor. Bir Ermeni öğrenci, 12 net tehlir yani diye bir Ermeni vuruluyor. Niye Ermeniler vuruluyor? Çünkü bunlar işte tehcir 1915 olayları ilgili tehciri yaparken de vatan için yapıyorlar. Onu unutmamak lazım. Ama kişisel hayatları çok farklı. Bireysel hayatları. Talat çok mütevazi biri.
Yani bir sürü o dönemin iddiatçılarla ilgili bugün en önemli avantajımız bir sürü anı var. İddiatçılar genellikle aydın insanlar olduğu için, yazmayı da seven insanlar olduğu için o dönemi bol miktarda yazmışlar. Onların hepsini de görüyoruz. Talat mesela sadrazamken bile Bağbali'de, yani başbakanken bile Bağbali'de öğleyin kavun peynir yiyen bir adam. Bu kadar mütevazi. Evine de hangi ekmek satılıyorsa onu götüren bir adam. Ama Cemal tam tersidir. Cemal, muhteşem Cemal denir mesela. Hava atmayı sever, gururla gezer. Modernist demiştiniz ya kitabı yazarken. Aynen böyle birçok insanı küçük görür. Özellikle cahil kesim diye hitap ettiği kişileri küçük görür. Enver tam mütedeyyin, beş vakit namazlı, içkisi hiç olmayan, halkın içinde bir adam. Doktor Nazım 1925'te Mustafa Kemal'i astıracak İzmir suikastinden sonra. İnanılmaz teşkilatçı, ketum, hiç sır vermez dışarıya. Adeta şeyin beyni gibidir. Tüm gizli işleri ondan geçer. İdeolojik olarak da şunu söyleyeyim, Mehmet Akif İttihat Terakki'nin teşkilat-ı mahsusa kısmındadır. Mehmet Akif, biz bugün İslamcı görüşleriyle şey yapıyoruz değil mi? Said Nursi İttihat Teşkilatı'nın teşkilat-ı mahsusanın İttihat Terakki'nin teşkilat-ı mahsusa kısmındadır. Yani şimdi kişi olarak Mehmet Akif'le Cemal'i 2 dakika yan yana oturtamazsınız. Oturtup çay içmeyin. İdeolojik bir motivasyonları yok yani, değil mi hocam? Nasıl? İdeolojik bir motivasyonları yok o birliktelikte. Yok. İşte tek motive eden şey o demin söylediğim iki şey. Evet. Abdülhamit karşıtlığı ve vatanperverlik. Yani Mehmet Akif de Cemal de şöyle düşünüyor. Yani vatanperverlik o dönemin işte ruhuyla ilgili. Hani dönemin zamanın ruhu diyoruz ya. Ya imparatorluk parça, yani bunlar ne? Hepsi şunun farkında. İmparatorluk parçalanıyor. Ne yapabilirim? Birbirlerini suçlamaya başlıyorlar o zaman, öyle mi hocam? Nasıl? Yani mesela Abdülhamit taraftarları diğer tarafı suçluyordur o zaman, öyle mi? Peki suçlamalar nasıl hocam? Yönetiminin imparatorluğu kurtaramayacağını düşünüyor. Peki yani o zamanki suçlamalarda şöyle şeyler var mı? Şimdi tam mukayese belki doğru bir şey değil ama yani bunların yerli olmadıklarına dair bu fikirlerin falan böyle motivasyonları var mı? Hani bugün insanlar geriye bakıp öyle eleştiriyor ya, o gün var mı öyle şeyler? Yerli derken yani mesela işte başka ülkelerin düşmanların adamları falan diye suçluyorlar mı birbirlerini? Yok canım, yani onunla ilgisi yok. O bugünün, o sonradan ilgisi yoktu bir şey yani. Yani yerli yerli kısmına baktığında, Abdülhamid'in bakanlarına baktığında yarısından fazlası yabancı. Ermeni, Rum, yani Abdülhamid'in bakan yaptıkları. Hı. Yani Abdülhamid'in politikalarını beğenmiyorlar. Yani Abdülhamit döneminde de bayağı toprak kaybediyoruz biz. Kıbrıs elden gidiyor, Mısır yani bugünkü Türkiye toprağı kadar toprak Mısır. Sudan'ı da katarsanız o dönem. Mısır elden gidiyor. Kars, Ardahan, Batum elden gidiyor. Düşünün, Kars, Ardahan, Batum dağılıyor. Elden gidiyor. Yani ekonomi, Duyun-u Umumiye demin adı geçti. Duyun-u Umumiye Abdülhamit döneminde kuruluyor 1882'de. Duyun-u Umumiye dediğimiz vergilerimizi bile yabancı ülkeler topluyor. Ekonomi o kadar kötü durumda. Borçlarımızı ödemiyoruz. Bazı vergiler, Duyun-u Umumiye dediğimiz şey bu. Duyun-u Umumiye kuruluyor, yönetimi yabancılarda. Bazı vergilerin toplama hakkını ona veriyor. Yani bunları beğenmiyorlar. Abdülhamid'in siyasetini beğenmiyorlar. Şimdi burada kusuru ben alıyorum üstüme hocam. Dün, bugün ve yarın İttihat ve Terakki dedik ya. Aslında İttihat ve Terakki'nin teşkilat şemasını çok ayrıca konuşmak lazımmış. Mesela benim çok ilgimi çeken ama soramadığım konudan dolayı şey. Mesela işte oraya girişler, yeminleri vesaire. Onların işte ideolojik beslenme kaynakları falan. Çok merak ettiğim şeyler bunlar ama bir son soru. Daha size net şunu söyleyeyim. Belki biraz daha da basitleştirilerek. Dün bugün dedik ya, bakın bugünkü siyasi partilerimizin yapısı nereden geliyor? Yani ana başlıklarla vereyim. İlk İttihat ve Terakki Cemiyeti
1908'de siyasallaşıyor. Kurulan partilerden biri. 1918'de kendini kapatıyor. 1918'den sonra İttihat Terakki Partisi'nin Taşra'daki tüm Osmanlı veya o günkü topraklarındaki teşkilatların tamamında müdafaa-i hukuk cemiyetleri kuruluyor. Bunların hepsi İttihat Terakki'nin binalarını kullanır. Kendileri iddiatçıdırlar. Zihniyette aynıdır. Müdafaa-i hukukçular. Öyle mi? Müdafaa-i hukukçular bu Kuvayi Milliye'yi kuranlar biliyorsun. Yani evet. Bizim Kurtuluş Savaşı'mızı başlatan. Yok, bunu biliyordum ama buradan temellendiğini bilmiyordum. Sonra müdafaa-i hukuk cemiyetlerini biliyorsunuz Atatürk Sivas Kongresi'nde birleştir. Anadolu Örümeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri adı altında birleştiriyor. Evet. Ve o Anadolu Örümeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti içerisinde bir temsil heyeti oluşturuyor. Bu temsil heyetiyle Ankara'ya geliyor. Temsil heyeti 23 Nisan 1920'de meclisi açıyor. Bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni. Ve o ilk meclisin tüm üyeleri neredeyse müdafaa-i hukuk gruplarından geliyor. Yani iddiatçılardan geliyor. Bu grup daha sonra Cumhuriyet Halk Fırkası'nı oluşturuyor. Malum Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan 1946'da işte dörtlü takrir dediğimiz Adnan Menderes, Celal Bayar, Köprülü ayrılıyor. Bak bunlar da Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıyor. Demokrat Parti'yi kuruyorlar. Zaten bugünkü ana çizgi, bugünkü siyasi partiler ya bu Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan ya Demokrat Parti'den geliyor. Evet. Yani bugünkü ben biraz özet geçtim. Yani belki detaylardan biraz kaçtım süreden dolayı. Detaylandırılabilir de. Zihniyet olarak öyle ya da böyle. Bugünkü siyasal partilerin tamamında iddiatçılık vardır. Tamamında. Az veya çok. Çünkü siyasi gelenek oradan geliyor. Bizde particilik buradan geliyor. Demin adı geçti. Derin devlet. Derin devlet ilk defa İttihat Terakki döneminde kuruldu. Yani İttihat Terakki'nin şeyidir derin devlet. Siz söyleyin. Demin adını söyledik. Şu an aklıma gelmedi ama demin İttihat Terakki'nin yönetim kademesi. Dolayısıyla bugünkü derin devlet de öyle çalışıyor. Vallahi hocam ben derin devlete çok yani böyle inanmak istiyordum. Şimdi bazı devletin başına gelen şeylere bakınca bir derin devlet olup bunları öngörmemesi mümkün değil diyorum. Sizin anlattığınız derin devlet de bugün işte konuşulan derin devlet arasında çok fark var. Tabii canım çok fark var. Bu evriliyor yani zaten aynısı demek değil. Hani hep söyleriz ya değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Yani bu derin devlet anlayışı da değişti. Hocam şöyle yapalım mı? O da farklı şimdi, bir geçti. İttihat ve Terakki'nin teşkilat yapısını ayrı bir program yapalım. Siz de müsait olursanız. Çünkü bu gerçekten burası çok enteresan. Belki Talat Paşa teşkilatını tam bilmiyor ki ben bileyim. Yani İttihat Terakki'nin teşkilat yapısı neden biliyor musun? Ha demin adı ismi de aklıma gelmeyen Merkezi Umumi. Şimdi bu Merkezi Umumisi İttihat ve Terakki'nin 1918'de İttihat Terakki 30 Ekim'de son kongresini yapar, kendini fesheder. Feshettikten sonra da Merkezi Umumi'nin gizli defterlerini yakar. Yok ederler. Dolayısıyla işte o bir kısmını da General Zekt vardır. Enver'in en yakın arkadaşı. Yağmalanan Arşiv diye bir makale var. Onu sevgili dinleyicilerin okumasını rica ederim. İsterim. Bir kısmını da General Zekt çantalar dolusu Almanya'ya götürüyor. Onların içinde Merkezi Umumi'nin tutanaklarının da olduğu söyleniyor. Yani o gizli kısım yok edildi. Ha biz tabii ki yine bunu anılardan vesaire. Anılardan, diğer yazışmalardan, arta kalan şeylerden falan çıkarabiliyoruz. Ama o tam net olmayabiliyor. Tam net olmayabilir. Evet onlar yok ediyor ama mesela Alman Büyükelçisi şakır şakır rapor yazıyor. Yani düşünün 1. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın Türkiye'de 16 tane konsolosluğu var. Bu konsoloslukların hepsi raporlar yazıyor.
Her gün, günde bazı günler 3-4 defa rapor gidiyor. 3-4 tane rapor gidiyor. Yaşadıklarını, duyduklarını, gördüklerini, bildiklerini bu coğrafyada. Yani onun için hiçbir gerçek kaybolmaz diyor ya. Evet. Ama tam net olmuyor. Tam o fotoğraf çıkmıyor. İsterseniz hocam. Merkezin ümide nelerin olup bittiğini Alman konsolos da çoğu zaman bilmiyor. İsterseniz şöyle şey yapalım. Siz bugün ve yarın kısmını, çünkü anlattığınız o programla ilgili konuşurken ilginç şeyler vardı, işte sosyal medya gruplarıyla falan yeniden örgütlenen bu yıkılmış, kendi feshetse de yıkılmış bir hareket değil. Aradan geçen 100 yıldan fazla bir vakitten bahsediyoruz. Buna rağmen bugün işte hiç belki tarihe ilgisi olmayan gençlerde bile böyle kıvılcımlar, o onların heyecanının belki iz düşümleri falan görülüyor. Ya, bugün ve yarınla ilgili söyleyip bağlayalım isterseniz. İttihatçılık bir ruh hali. Yani iddiatçılar da öyle görüyor. Demin söyledik, bunun en önemli nüvesi iddiatçılarda vatan sevgisi. Ve iddiatçılık düşünmeden daha ziyade, hani dedin ya mefkuresi falan. İddiatçıların öyle çok derin düşünceleri yok. Düşünme boyutu, bu tespiti Şerif Mardin de söyler. Şerif Mardin der ki iddiatçılar günübirlik düşünce akımı. Aksiyon insanları düşünce. Ona gelelim. Günübirlik moda olan düşüncelerden esinlenmişler diyor. Asıl yönü aksiyon, eylem, eylem yönü ağırlık. Yani tarih yazan değil de daha çok tarih yapan kısmındalar. Aksiyon da her zaman gençleri cezbeder biliyorsun. Gençlerin kanları hızlı akar. Ne var hocam bugün? Yani bu iz düşümü olarak? Nasıl? Bugün iz düşümü olarak ne var İttihat ve Terakki'nin iz düşümü olarak? Şimdi iz düşüm olarak aslında iddiatçılık tüm bizim toplum şeylerimizde dolanıyor. Biz hala çok düşünmüyoruz, çok eylemde bulunuyoruz. yani çok yazmıyoruz, çok eylemde bulunuyoruz. Bu iddiatçı bir gelenektir. Ve hala devletimizin şeffaf olmaması mesela iddiatçılıkla ilgili. Ona hiç giremedik, aslında girelim dedik. Askeri darbeler. Askeriyenin siyasete bulaşması, Babali baskını, bunun ilk bugünküne en çok benzer nüvesi Babali'dedir. Çünkü Babali baskından sonra direkt bir askeri darbedir. Yani hem de öyle tanklarla manklarla, yani sokağa çıkılmış şey değil. Dar bir grup sadece Babali'yi basarak bir darbe yapıyor. Bu gelenek hala Türk Silahlı Kuvvetleri'nde var. Sadece gençlerde değil, işte biraz önce teşkilat şemasında dedik, siyasi partilerde var. Siyasi partilerin yapılanmaları. Ve bizde hala mesela devlet-hükümet ayrımı. Ben bunu anlayamıyorum. Yani bu biraz zor anlaşılması gereken bir şey. İşte devlet dedikleri iddiatçıları da o... Merkezi umumi, derin. Yani normalde demokratik devletlerde devlet dediğin işte başbakan olur, odur. Ne bileyim, cumhurbaşkanı olur, odur. Bizde yok, bir devlet var, bir de hükümet var. Kızdığımız zaman devlete kızıyormuş olmamak için o. Yani değişik gerekçe ama bu iddiatçılarda da böyle işte. Bence oradan geliyor. Ciyet atfediliyor değil mi? Osmanlı'da böyle bir şey yok. Osmanlı'da padişah devlettir, devlet padişahtır. Bu kadar. Yani ama hepsi ikisine de bir şey diyemiyorsun zaten orada hocam. Yani bu ayrım veya bu ayrım yapılırken yönetim şeklinde bu neye göre yapılıyor benim kafamda da net değil. Yani ben eğitim hayatım boyunca hep böyle bir devlet var, bir de işte o devletin içinde gelip geçenler var. Tesadüfen veya bilerek bilmeyerek başbakan oluyor, cumhurbaşkanı oluyor. Bu böyle olmamalı yani. Cumhurbaşkanı dediğin devletin ta kendisidir. Başbakan dediğin, gerçi bugün hiç yok da, o kurmaya bakanlar dediğin devletin ta kendisidir. Bu iddiatçılardan gelen bir şey. Yani çünkü iddiatçılarda hep bir görünürde bir bakan vardı. Bir de arkadan o bakanı takip eden bir merkezi umumi üyesi vardı. İşte o arkadan takip eden devlet oluyordu. Öndeki bakan hükümet oluyordu. Yani bugün de sanki ona benzer bir şey var. Arkadan birileri takip ediyor ama bir de ekranda bir bakan var veya bir siyasetçi var. İşte iktidardan birileri var.
Yani devletin ta genlerine yapılanma şekli de bugün var. Ve en önemli şey ruh halimizi oluşturdu. Yani iddiaçılar dediğim gibi az veya çok bütün kesimlerin bizde vatan sevgisinin bugün de bile bu kadar yoğun olması ondan bence. Yani bizdeki vatan sevgisiyle günümüz için konuşuyorum. Avrupalı bir adamın vatan sevgisini, gerçi bu nasıl kıyaslanır onu da tam bilmiyorum ama ben tamamen hislerimle ve tecrübem ve şeyle söylüyorum. Bizde çok ağır. Bizde mesela bayrağın o kadar kutsal olması, değil mi? Amerikalı veya Avrupalı çok rahat bayraktan don yapabilir, ayakkabı giyebilir. Ama bizde bayrak onu yapamazsın. O bir savaş nedeni bile olabilir bizde. Bizde hala çok kökleri derinde olan bir vatan sevgisi var. Her şeye rağmen, teknolojiye rağmen, işte Z nesline rağmen, şuna rağmen, buna rağmen. Milliyetçi duygular, zaten bizim vatanperverliğimiz daha çok milliyetçiliği besleyen bir şey. Yani bizim milliyetçiliğimizin en önemli özü vatanperver olmaktır. Bu İttihat Terakki'den geliyor. Çünkü dediğim gibi iddiaçılar vatan, hani slogan şeklinde kullanıyor ya gençler, söz konusu vatansa gerisi teferruat. Bu tam iddiaçıları tasvir eden bir şey. Aileden, kendinden, akrabasından, paradan, puldan, her şeyden vazgeçme nedenidir vatan sevgisi. Bu arada bilmiyorum, süremizde epey açtık ama işte ulusal basında da zaman zaman yazılar çıkıyordu. İşte Enver şu kadar para aldı, Talat bu kadar para aldı savaşa girilsin veya çıkılsın diye. Bunların hepsi iftiradır. Hiçbirinin, hepsi sefillik içinde ölüyor. Öyle para pul içinde de öldükleri yok. Ki biri zaten cephede ölüyor değil mi? Tabii kimi cephede, kimi tüfüsten ölenler var. İşte Hafız Hakkı Paşa Kafkas cephesinde tüfüsten ölüyor. Yani iddiaçıların vatanperverliğinden kimsenin şüphe etmemesi lazım. Ha, cahildiler diyebilirsiniz, tecrübesizdirler diyebilirsiniz. Hakikaten tecrübesizdirler. Hepsi genç adamlar. Yani Enver Harbiye Nazırı olduğunda 33 yaşında. 33 yıl Harbiye Nezareti Osmanlı Devleti'ndeki en önemli icra bakanlıklarından biridir. Yani Milli Savunma Bakanlığı gibi çeviriyoruz ama aslında tam karşılamıyor. Yani Harbiye Nezareti ağırlığı olan, içinde o dönemin devlet yapısı içerisinde oldukça ağır bir makam. Yani böyle bir makama 33 yaşında genç birinin oturması beraberinde tecrübesizlikler getiriyor. Zaten Alman raporlarında bunu çok net görüyorsunuz. Tecrübesizler diyor. İşte eğitimleri tam eğitim almamışlar diyor. Yani eğitimleri çoğu orta halli veya fakir aileden geldikleri için iddiaçıların böyle çok sağlam eğitimleri de yok. Yani Talat mesela hukuk mektebini yarıda bırakıyor. Kendi çabasıyla Fransızca öğrenmeye çalışıyor. Öyle saray çevresi gibi veya prensler gibi özel ders mers almıyor. Halkın içinden geliyor. Dolayısıyla eğitimleri biraz da eksik. Bunları hocam, diyebiliriz. Zaten yani biz işte tarihi o başta konuştuğumuz, en başta konuştuğumuz hastalık gereği tarihi biz böyle nihayetine göre değerlendirdiğimiz için kaybettiler. Yani kaybedenden daha haksız kim olabilir şimdi? Yani bizim memlekette o hele de gücünü yitiren siyasetçilere de İşte askeri yöneticilere de ya da devlet yöneticilerine de hep böyle yapıyoruz. Ya misal oradan İttihat Terakki'nin bir dönemki muzafferiyetini kaldırıp diğer grubu devam ettirsek belki de ya İttihatçılar olsaydı belki ülke şöyle olacaktı, böyle olacaktı diye konuşacaktık. Yani ama enteresan yani Enver mesela kaybetmiş olmasına rağmen bugün hala bir idol değil mi bir kesim için? Evet. Yani aslında o şey de çok doğru değil. Yani tarihte kaybedenler her zaman eleştirilir falan. Gazi Osman Paşa da kaybetti. Gazi Osman Paşa Plevne'de kaybetti. Ama kimleri hocam? Yani mesela Enver Paşa'yı şöyle ansaydı. Kaybetti. Sonra işte şu ülkeye sığındı.
orada işte şöyle oldu böyle oldu diye anlıyoruz ama adamın hayat hikayesi böyle çok aynı giden bir şey var. Kaybetmiş olsa da. İşte o, ben aynen öyle demek istiyorum. Kaybetmiş olması aslında bu da onun ne kadar samimi ve şey olduğunu daha sonraki nesiller tarafından anlaşılabilir olduğunu gösteriyor. Değil mi? Kaybediyor, işte sürgüne gidiyor, Avrupa'dan ta Buhara'ya kadar savaşıyor yani değil mi? Sonra. Savaşıyor ve cephede ölüyor, yine kaybediyor ama bugün hala büyük bir kesim için kahraman olarak görülüyor. Benzer bir durum işte Gazi Osman Paşa için var. Gazi Osman Paşa Plevne'de kaybediyor, esir düşüyor. Ama en büyük benzer bir durum Napolyon'da var. Napolyon kaybediyor, Elbe Adası'na sürülüyor, orada ölüyor ama Napolyon bugün Fransızların en büyük kahramanlarından biri. Yani kaybeden her zaman kötüdür sonucu çıkartmak yanlış bence tarihte. Evet. Kaybedip de halkı veya diğer insanlar tarafından, dünya insanları tarafından baş tacı teslim edilen. Aynen. Edilenleri de var. Hocam çok teşekkür ederim. Yani ben şunu görmüş oldum. Böyle aslında bizim bunu konu başlıklarıyla böyle teşkilat, ideoloji, işte olaylar vesaire diye bölerek yani. Çünkü İttihat ve Terakki gerçekten büyük mesele. Yani şu anda belki böyle bir tarihi konu olarak konuşuyoruz ama gerçekten büyük mesele. Bunu görmüş olduk konuşmaya başlayınca. Ama ben çok şey öğrendim. Yani bu programların işte biz başında da söylemiştik. Bu programların aslında yapılma maksadı hani düşünceye ve bilgiye insanları yönlendirmekse, çünkü burada her şeyi aktarmamız zaten sizin aktarmanız mümkün değil. Yani konunun genişliği itibariyle de bu bende bu uyandı. Bir sürü şeyi merak ettim. Daha fazla merakım ortaya çıktı. Daha büyüdü. Çok teşekkür ederim hocam. Çok faydalı oldu benim için. Ben teşekkür ediyorum. Valla eğer merak ve soru çoğaldıysa kafada ben sevinirim. Çünkü ben derslerimde de söylüyorum. Benim işim kafanızı netleştirmek değil, tam tersine kafanızda sorular uyandırmak derim ben. Çünkü soru uyanırsa devamını bulursunuz zaten. Günümüzde bilgiye ulaşmak eskiye oranla daha kolay. Yeter ki soru olsun, yeter ki ilgi olsun, yeter ki merak olsun. Yani bugün de bunu yapabildiysek, kafalarda soru işareti bıraktıysak, merak oluşturduysak mutlaka dinleyenler ya şu nasıldı, bu nasıldı diye sağa sola araştırmaya bakacaklar. O da benim amaçladığım şeylerden biri zaten. Evet. Senin bunu demen beni mutlu etti. Demek ki işe yaradı benim açımdan. Teşekkür ederim tekrar hocam. Bu arada izleyenlerin, ben biliyorum ki alanla ilgili, yani buraya kadar özellikle izleyenlerin alanla çok ilgili olduğunu tahmin ediyorum. Merakı da daha fazla uyandığını. Buradan söyleyebilirim. Eğer hocam da sonra biraz istirahat eder, sonra müsaade ederse, müsait de olursa. Yani bölüm bölüm birkaç tane konu not aldım. Bazı şeyler eksik kaldı, onun farkındayım. Hocama da soracaklarım çok olacaktı. Ama hem yormayayım, hem de bu arada YouTube'da çok çetin rakiplerimiz var hocam. Bu ara ergenden koyayım yayını. Farklı programda eğer müsait olursanız yine ben davet etmek, konuşmak isterim. Vallahi İttihat Terakki her zaman konuşurum. İttihat Terakki benim işim. Yani uğraşıyorum, çalışıyorum, didiniyorum. Seve seve. Niye olmasın Mahmut Hocam? Ben de çok zevk aldım. Sağ olasın. Çok açtınız böyle beni. Sorularla, katkılarla. İnşallah zevkli bir program daha yaparız. İnşallah. Bundan evet. Sonra sen uygun görürsen. Her zaman yani ben diyorum ya, ben gerçekten bir sürü şey merak ettim. Özellikle Baba Ali hakkında neyi bilmiyorumu düşünmeye başladım. Direkt programdan sonra hemen onu araştırmaya başlayacağım hatta. Baba Ali baskını hakkında kimse bir şey bilmiyor. Çünkü bu bir baskın zaten. Ama işte sonraki programa kalsın. Ben çok önemli bir şey bulduydum. Baskın esnasında içeride bir Alman bürokrat var. Gördüklerini 8 sayfa rapor ediyor. Pencereden bakıyor çünkü. Hepsini izliyor. Daha sonra Alman dışişlerine rapor ediyor onu. Şeyde yayınladım onu. Benim Talat Paşa kitabımda var zaten o rapor. Ama programda yaparsak Baba Ali ile ilgili onu da anlatırız orada. Teşekkür ederim şimdiden hocam. Farklı yayınlarda yine görüşeceğiz.